izleyiciler, bundan sonra sizlerle birlikte evde renginden sıkıldığınız, modası geçmiş eşyalarınızı hep birlikte yenileyeceğiz. Tabii ben size ilham olacağım. Bakalım sizler de bu ilhamla birlikte evde neler yapacaksınız. Şimdi bugün sizler için bir dresuar yeniliyorum. Çok eski bir dresuarımız var. Artık bunun rengini sevmiyoruz çünkü koyu kahverengi. Artık istiyoruz ki evimiz renkli olsun. Peki bu renkli evlere nasıl ulaşabileceğiz? Neler yapabiliriz? Bunun için size küçük bir örnek anlatacağım. Şimdi bu dresuarımızın çekmeceleri var. Bu çekmecelerin öncelikle kulplarını söküyoruz. Kulpları çıkartmanız gerekiyor. Çünkü boyama sırasında kulp deliklerine de belki kulp deliklerini değiştirip başka kulplar takabiliriz. Ya da buraya farklı bir uygulama da yapabiliriz. Evet, şimdi bu kulpları çıkarttık. Ne yapacağız? Ben biraz renkli bir dresuar olmasını istiyorum. Biraz özgürce renkleri kullanmayı seviyorum. Size de bu özgürce renkleri kullanmayı da tavsiye ediyorum. İnanın evinize ve hayatınıza renk ve neşe gelecek. Şimdi önce tasarlıyoruz. Ne yapmalıyız, neler yapmalıyız? Her zaman bir çıkış yolu buluyoruz kendimize. Benim çıkış yolum şöyle pirinçli kopaç kağıtları var. Bunun içerisindeki renklerden bir çıkış yolu yaptım kendime. Bunun içindeki renklerden seçtim. Çekmecelere bunları koymayı planlıyorum. Dresuarın kendisini de içerisinde bulunan böyle mavi gibi, eflatun gibi bir renk var. O renge boyayacağım ki böyle renkli, cıvıl cıvıl bir dresuar olsun. Önce bu kağıtları uygulamadan önce yüzeyin mutlaka açık renge boyanmış olması gerekiyor. Bu önemli bir püf noktası. Pirinçli kopaç kağıdı uygulaması yapacağımız yüzeyin açık renge boyanmış olması gerekiyor. Çünkü renklerin ve desenlerin tam görülmesi gerekiyor. Bu önemli bir ayrıntıdır. Tüm yüzeyi boyuyoruz. Boyamızı, kullandığımız boya akrilik boya, su bazlı akrilik boya. Onun için içerisine su karıştırmanız gerekir. İlk boyadığınızda böyle fırça izleri olabilir. Fırça izlerinin olması gayet normal. Diğer katlarda kurudukça o fırça izleri yok olacak. Şimdi birincisini boyadık. Kullanacağımız renk ultramarin mavi. Evinize ve hayatınıza renk getirecek bir renk. Boyamaya başlıyoruz. Fırçayla boyama işlemi yaparken biraz boyamızın içerisine su karıştıralım ve kullanmadan önce fırçamızı yıkayalım. Hafif nemli olması minimum fırça izine sebep olur. Yatay tutuyoruz, eğimli tutuyoruz fırçamızı. Böyle boyamaya başlıyoruz, devam ediyoruz. Koyu renkler iki katta kapatır ama açık renkler yaklaşık dört katta kapatacaktır. Normal şartlarda akrilik boyalarla evinizde boyama işlemi yaparken bekleme süresi, katlar arası bekleme süresi 24 saattir. Yani her gün bir kat boyarsanız boyanız çok daha sağlam olur. Çünkü bu mobilyaları yenilerken sadece renkleri değiştirmek bizim için yeterli değil. Boyadığımız mobilyanın sağlam olması da bizim için önemli. Yüzeylerde rulo ile boyama işlemi yapalım. Kullandığımız boya saten rulo. Yine kullanmadan önce rulomuzu hafif nemlendirelim. Boyalar su bazlı olduğu için su kullanabilirsiniz, su karıştırabilirsiniz. Solvent bazlı boyalar tinerle açılır ama su bazlı boyalar ise suyla çözündürülebilirler. Onun için bu tür uygulamalarda mutlaka su kullanalım. Şimdi rulo ile boyama işlemi yaparken hep aynı yönde eğer boyama işlemi yaparsanız daha fazla fırça izi ve rulo izi oluyor. O yüzden özellikle rulo ile boyarken önce farklı yönlerde rulo ile boyayın. Rulodaki boya tamamen bittikten sonra bu tarama işlemini gerçekleştirin. O zaman daha az rulo izi olur.
kontrast renkleri bir arada kullanmak her zaman gözümüze hoş gelir. O yüzden ben biraz hazır mavi kullanmışken yeşil de kullanmak istiyorum. Ama biraz dozunda kullanmak gerekiyor. Mesela kontrast rengi %10 oranında kullanılması daha şık görüntü olur. Çünkü çok bütün renkler kontrast olduğu zaman renk cümbüşü oluyor. Şık karşılanmıyor, göze de hoş gelmiyor. Fırçamıza boyamızı yüklüyoruz. Buradaki yaptığım ayrıntı bu. Fırçaya boyayı iyice yükleyin. Şimdi çekmecelerimizin kenar kısımlarına birazcık bunlardan süreceğim. Şöyle çekmecelerimizi aldık. Şu köşe kısımları var. Köşe kısımlara yeşil renk boyamızdan hafiften geçiyoruz. Şöyle fırçayı eğimli tutarak boyuyoruz. Küt fırça, ucu böyle küt, one stroke fırçası deniyor buna. Bununla bu ayrıntıları daha güzel yapabiliyorsunuz. Bakın daha düz çizgiler çizilebiliyor. Elinizi kıpırdatmadan yapın. Boyamanın güzel tarafı, hayalinizdeki eşyalara kavuşmak değil sadece. Bir de sizi çok rahatlatıyor. Özellikle boyama yaparken böyle bir dinleniyorsunuz, bir relax oluyorsunuz. Aklınızdaki bu olumsuz düşünceler, kaygılarınız bir anda gidiyor. Bu renkler sizin içinizi ısıtıyor. Böyle güzel, sıcacık hayallere dalıyorsunuz. Benim bir arkadaşım eşinden boşanmaya karar vermişlerdi eşiyle birlikte. Sonra bayan arkadaşım evini boyamaya karar verdi. Hazır eşim evi terk ediyor, gidiyor. Ben de biraz evde kendi kafama göre değişiklikler yapayım dedi. Sonra onunla renklere karar verdik. Boyalar geldi. Tam boyamaya başladığı sırada da eşi eşyaları toplayıp gidiyordu. O sırada da boyalar geldi. Tabii kızcağız fırçayı aldı eline. Böyle umursamaz bir şekilde boyuyor. Nasılsa artık böyle kafama göre yapabilirim. Hayalimdeki eve tek başıma karar verebilirim diye. Sonra o sırada eşi diyor ki, yani sen ne yapıyorsun böyle? Mobilyaları boyuyorum. Aa, mobilya mı boyanır? Boyanır tabii. Canım, hadi canım. Mobilya mı boyanır? Boyanır. Fırçayı alıyor. Dur bir dakika, ben sana yardım edeyim diyor. O fırçayla birlikte boyamaya başlıyorlar. Ve anlıyorlar ki aslında aralarındaki tek sıkıntı iletişim sorunu. Çünkü boyama sırasında burasını böyle mi yapalım, şurasını şöyle mi yapalım, bak sen fırçayı dalgalı yaptın, bak sen fırçayı böyle sürdün, yok yanlış oldu derken ortaya çok güzel ikisinin yaptığı yepyeni bir yemek takımı ortaya çıkınca diyor ki biz aslında çok güzel anlaşıyormuşuz. Aramızdaki tek sıkıntı iletişimmiş. İşte bu eski mobilyaları yenilerken aslında ruhumuzu da yenilemiş oluyoruz. Duygularımızı da yenilemiş oluyoruz. O bize böyle bir mutluluk veriyor. Yaşam enerjisi veriyor. Bakış açımızı değiştiriyoruz. Mesela kusurlu olmanın ardındaki aslında mükemmel şeyi keşfediyoruz. Eski mobilyalarımız kusurlu diye çöpe atıyoruz. Halbuki o eski mobilyalardan ortaya çok çok güzel yepyeni cıvıl cıvıl mobilyalar ortaya çıkabilir. Sadece hayal etmek yeterli ve birkaç tane de böyle küçük sihirli dokunuş. Dekopaj tutkalını fırça ile yüzeye uyguluyoruz. Bu tutkal pirinç dekopaj kağıdının yüzeye yapışmasını sağlıyor ve şeffaflaşıyor. Aynı zamanda kağıdı da koruyor. Şöyle kağıdı üzerine yapıştırıyoruz. Yapışkanın kağıdı koruma görevi de var. Düzgün koymak gerekiyor burada. Sonra üzerine tekrar yeniden bir tutkal süreceğiz. Cıvıl cıvıl bir dresuara dönüşüyor yavaş yavaş. Bol renkli. Ya cıvıl cıvıl olmadı mı? Çok güzel oldu. Yeni kulp almak yerine eski kulplarımızı da yeniliyoruz. Bu sefer metalik boya kullanıyoruz. Pompon sünger fırça yardımıyla boyamıza önce süngerimize yüklüyoruz. Metalik objemizi elimize alıyoruz ve pıt pıt yaparak
metalik boyayı uyguluyoruz. Metalik boyalar biraz daha dokulu olursa daha sağlam ve daha güzel oluyor. Onun için böyle dokulu boyuyorum. Böyle sürerek boyarsanız daha zor tutar ama dokulu böyle pıt pıt yaparsanız daha kolay, daha hızlı kapatır. Mesela tek katta bile kapattı. Biraz alttan gümüş renginin görünmesi benim için güzel. Çünkü benim amacım böyle biraz daha vintage, cıvıl cıvıl bir dolap yapmak. O yüzden buradaki renk geçişlerinin, gümüş renginin alttan görünmesi beni rahatsız etmiyor. Hatta istediğim bir şey. Şöyle. Bu minnoş kutlarımızı da gösterişli bir hale getirdik. Geçen gün eve giderken çöpün kenarında harika bir şeyle karşılaştım. Dedim bu çok güzel. Kim attı bunu dışarıya? Bu kadar muhteşem bir şey dışarıya nasıl atılır? Ben hayretler içindeyim gerçekten. Çünkü bundan dilerseniz bir pano yapabilirsiniz. Dilerseniz bir ayna çerçeve yapabilirsiniz. Siz neyi hayal ederseniz o olur. Çünkü bu kadar muhteşem, güzel objeler 1980'li yıllara ait. Artık bu kadar güzel ahşaplar maalesef çok ender bulunuyor. Şimdi ne yapacağız? Bunu boyayacağız. Boyayarak dönüştüreceğiz. 1980'li yıllara ait olan bir parçayı günümüze ait olan bir ayna ile birleştirip şık bir panoya dönüştürmeye başlıyoruz. Tabii bu bir dolap kapağı olduğu için şu bölümü hemen kapatacağız. Şöyle bir mobilya macunumuz var. Bunu biz rölye pasta da diyoruz. Pasta ile bu deliği kapatıyoruz. Kurudukça tekrar süreceğim. Çelik macun da kullanabilirsiniz. Ben biraz daha su bazlı ürünler kullandığım için bildiğiniz pasta, yani rölye pastayı kullanıyorum. Bunu kurumaya bırakacağım. Daha sonra bir güzel zımparalayacağım. Sonra da boyamaya başlıyoruz. Bu 80'li yıllardan kalmış mobilyaların cilaları da çok başarılı. Özellikle bu eski mobilyalar çok güzel akrilik boyalarla örtüşüyor. Çok da güzel tutuyorlar boyayı. Boyandığı zaman da bu özellikle de oymalı objeler çok daha şık oluyor. Daha gösterişli oluyor. Daha ihtişamlı oluyor. Şimdi aynamızı takacağımız için çivimizi çakıyoruz. Önce böyle bir çakalım. Sonra da vida sıkma aparatıyla onu devam ettireceğiz. Bir bakayım nasıl oluyor. Gayet başarılı. Çok hafif bir eskitme yapacağım zımparayla. Çok hafif. Biraz da altın rengi detaylar giriyorum. Biraz ışıltı olması için. Hafta farklı bir uygulama ile evlerinize konuk olacağım. Bu hafta böyle bir dönüşüm oldu. Haftaya çok daha farklı bir dönüşüm olabilir. Bu tamamen sizin hayal dünyanızda kalmış bir şey. Bu hafta bir dresuar, belki bir sonraki hafta bir konsol, belki bir buzdolabı veya bir çamaşır makinesi, belki de büyük bir mutfak dolabı. Burada sadece biraz hayal dünyası, biraz fırça darbesi, biraz da boyalarla evimizi yenileyebiliriz. Görüşmek dileğiyle.